Tahtı babası Murad'a bırakan Mehmet Saruhan'a döner. Burada halkın sorunlarıyla ilgilenir. En önemli meselelerden biri korsanların ticarete mani olmasıdır. Mehmet bu meseleyi çözerek yalnızca halkın isteğini yerine getirmeyecek, kendisiyle ilgili bir düğümü de çözecektir. Venedikliler Sultan Murad'a Mehmed'i şikayet etmiş, ticaretlerine zarar getirdiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte Çandarlı Halil Paşa Sultan Murad'a Mehmet ile ilgili önemli deliller sunmuştur. Çandarlı Halil Paşa'ya göre Mehmet, sancakta vezirlerini toplayıp, kendi adına hutbe okutup, kendi adına altın para bastırmıştır. Paraların üstünde Sultan Mehmet yazıyormuş. Bunun ardından Sultan Murad, Mehmet'in hesap vermesi için derhal huzuruna çağrılmasını ister. Bali beyler yola çıkar. Mehmet, ya Bali Bey'lerle beraber sultan huzuruna çıkacaktır ya da kendisine atılan suçlamaları yıkmak için korsanların başı Capello'yu yakalayacaktır. Mehmet, adamları ve Bali Bey'in ekibi korsan Capello'nun peşine düşer. Capello'nun kaldığı adaya sızarlar ve kaleye gizlice girerler. Ancak kalede beklenmedik bir isim vardır. Konstantiniye'nin prensi kalededir. Kardeşinin ve annesinin tuzağına düşen bu prensi Mehmet son anda yangından kurtarır. Tahtını almasını söyleyerek onu Konstantiniye'ye yollar. Mehmet'in yaptığı bu hamle tüm her şeyi değiştirecektir. Daha sonra Capello'yu yakalarlar ve Sultan Murad'ın huzuruna getirirler. Mehmet Capello'yu konuşturur ve Capello, Sultan Murad'a Papa'nın bir haçlı ordusu topladığını ve Sultan Murad'ı tuzağa düşürmek için Macaristan seferini beklediklerini söyler. Sultan Murad'ı ve ordusunu Macaristan'a çekip orada yok etmeyi planladıklarını söyler. Çandarlı Halil Paşa Macaristan seferini desteklemiş olmasına karşın Mehmet'in bu oyunu bozması ve Osmanlı devletini büyük bir beladan kurtarması Sultan Murad nezdinde Halil Paşa'yı düşürmüştür. Mehmet ise aklanmıştır.